Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz katıldığınız için. Güven Yaşam Destek Programı hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi sağlıklı yaşam destek programları Güven Hastanesi'nde özellikle kilo kontrol programlarında, kanser tedavileri öncesinde ve sonrasında, kalp hastalıklarında ve sigara bırakmada çok önem verdiğimiz programlardır. Bu programlarda en önemli özellik multidisipliner olarak çalışmamızdır. Yani birçok branş aynı anda 12 haftalık süreçlerde akut olarak hastalarla ilgileniyor. Bu programlar aslında bir proje olarak başladı. Çünkü daha önce örneği olmayan programlar. Ve gördük ki insanlar hastanede geçirdikleri tedavi süreçlerinden sonra eve gidip aylarla ölçülen sürelerle kontrole gelip gittiği zaman hastayla sağlıkçı arasındaki iletişim kopuyor. İşte bunu koparmamak için bu programlara başladık. Gerçekten yaşama dokunulan bir program. Özellikle bence Türkiye'de ve hatta dünyada eşine rastlanmayacak kadar az uygulanan bir program bu. Multidisipliner, pek çok uzmanın kişilere dokunduğu, pek çok ihtiyaçlarını karşıladığı bir program bence. Güven Yaşam Destek Programı'nda sizin rolünüz neydi acaba? Ben psikolog olarak hizmet veriyorum. Programda 12 hafta boyunca her hafta görüşüyoruz. Bilişsel davranışçı terapi çerçevesinde kişilerin örneğin sigarayla kurduğu duygusal bağı, sigaranın yerine ne koyabilirler, problem çözme becerileri olmadığı için mi acaba sigaraya bağımlılar, bunları çalışıyoruz. Kilo kontrolünde yine aynı şekilde duygusal yemek yemek, kişilerin yemekle kurduğu duygusal bağı çalışıyoruz. Onkoloji destek programımızda da kişilerin baş etme becerileri, problem çözme becerileri üstünde çalışıyoruz. Ben beslenme uzmanıyım. Kişilerin hayatlarında beslenmeyi doğru bir yere koymalarından sorumluyum. Ben nefes eğitmeniyim, transformal nefes eğitmeniyim. Ve burada bu çalışmaları yaparken insanların nasıl nefes almaları gerektiği konusunda hem geri bildirim yapıyoruz hem de nefeslerini doğru olarak almaları noktasında da onlara destek oluyoruz. Biz fizik tedavi ekibi olarak ve PT arkadaşlarla birlikte hasta ilk geldiğinde fizik tedavi muayenesi yapılıyor. Kas iskelet sistemiyle ilgili herhangi bir sıkıntısı varsa buna yönelik egzersiz önerileri oluyor. Kas iskelet sistemi, duruşu, hangi programları alacak, ne gibi egzersiz yapması gerekli? Önce bu planı düzgün çizmek için hep beraber bir konsey oluşturduk. Bu konseyde fizik tedavi hekimleriyle beraber değerli psikoterapist arkadaşlarımız ve personal trainerlar var. Hastamızı değerlendirip ona göre sonuçlarını nasıl bir program çizeceksek organize edip daha sonra da takip ediyoruz. Bugünün önemi nedir acaba? Evet, bugün bizim için şu anlamda çok önemli. Çünkü bu çok güzel bir programı. İlk mezunlarını veriyoruz. Bu programla beraber yürüdüğümüz, güzel başarılar aldığımız, başarılı sonuçlara imza attığımız ilk mezunlarımızla birlikteyiz. Çok güzel geri dönüşler aldık. Mezunlarımız da burada zaten 20 kilolar, 30 kilolar, 15 kilolar havada uçuşuyor. Hani bu söylemek çok kolay ama gerçekten bu süreç zor bir süreç. Ya hiçbir şey tek başına olmuyor. Kendinizi gerçekten emin ellere bırakmanız lazım. Hayatta başarılı olmak istiyorsanız ve karşılaştığınız bu sıkıntılı dönemden bedenen, zihnen, ruhen bozulmadan en az zararla ve bundan sonraki hayatınızda yaşadığınız her sürece daha sağlam olabilmek adına hakikaten profesyonel bir ekiple tanışmalarını tavsiye ediyorum. Ortaya koymuş olduğumuz bir başarıya imza atmaktayız. O yüzden çok heyecanlıyız ve mutluyuz.